Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi. Radyasyon onkoloji bölümü nedir, biraz açalım daha detaylı olması anlamında, çünkü aşamaların arasında çok önemli bir yerini biliyoruz ama radyasyon onkolojisini sizden bulmuşken daha detaylı dinlemek isteriz. Radyasyon onkolojisi kanser tedavisinde olmazsa olmaz bir tedavi yöntemidir. Kanser tedavisinde 3 tedavi şekli vardır. Önce cerrahi, kemoterapi ve radyoterapi. Radyoterapi tedavisi tedavinin zaman zaman başlangıcında, zaman zaman sonunda, zaman zaman ortalarında mutlaka hastalıkla mücadele etmekte kullandığımız bir tedavi yöntemi. Son 10 yılda teknolojinin gelişmesiyle radyoterapi cihazlarının da kalitesi daha artmaya başlamıştır. Kalitesi derken radyoterapi uygulanan hastalarda oluşan yan etkiler daha az oluşmaya başlar. Örneğin baş boyun tümörlü hastalarımız diyelim ki önceki yıllarda yapılan tedavi yöntemleriyle, radyoterapiyle tükürük bezlerini çok fazla koruyamıyorduk. Hastalığından iyileşmiş olsa bile ağzı kuru bir şekilde hayatını devam ettirmeye çalışıyordu. Veya ciltlerinde reaksiyonlar daha fazla oluyordu. İşte bağırsakla ilgili yan etkilerimiz daha fazla oluyordu. Işınlanan bölgeye göre değişiyor. Şimdi yapılan tedaviyle hem tümörü ortadan kaldırmak, hem çevresindeki kritik organlara minimum zarar vererek maksimum tümör hasarı, minimum yan etkiyle tedavi etmeye çalışıyoruz. Diyelim ki başın beyin bölgesinde, gözün tam arkasında bir tümör var. Şu anda yapılan radyoterapiyle gözü fonksiyonlarını korur hale getirip arkadaki beyincik dokusunu tamamen korumaya çalışarak, işitme sinirlerinin geçtiği yerleri korumaya çalışarak, işlevi bozmadan diyebilir miyiz? İşlevi bundan sonraki hayatını normal bir şekilde devam ettirecek şekilde tedavi etmeye çalışıyoruz. Radyoterapinin olmazsa olmaz tedavi aşamasında mutlaka yeri ve çok büyük olduğunu biliyoruz. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi.